abinin o hazırladığı yazı var ya. Biraz geri gel lan. Tam girmişsin buraya. Biz göremiyoruz çünkü. Tamam, gel. Dur abi, dur. Çok karanlık çıktı. Karanlıktır. Dur abi. Arada bir dursana. Başkan, müsaade mi? Çek çevir abi. Abi. Çevir. 04.05.2008 günü Nusaybin'de oynanan Nusaybin Demirspor Şırnakspor arasında oynanan futbol müsabakasında bütün kamuoyunun bildiği gibi Şırnakspor Kulübü maçın ikinci yarısına can güvenliğinin olmadığını bahane ederek maça çıkmamışlardır. Bir ilçenin güvenliğinden sorumlu ilçe kaymakamı, ilçe jandarma komutanı ve ilçe emniyet müdürü maçta güvenliğin olduğuna dair maçın temsilcisi U Fırat Karaca ile müştereken tutanak tutmalarına rağmen Şırnak Spor Kulübü ilçemiz güvenlik komisyonunu hiçe sayarak uyarılara ve davetlere rağmen müsabakaya çıkmamışlardır. Maça çıkmadığı gibi Şırnak Spor Kulüp Başkanı Mustafa Şan'ın küme düşsek bile maça çıkmayacağız beyanı söz konusu tutanakta mevcuttur. Maçın oynanmaz hale gelmesindeki en büyük etken ise Şırnak Spor, Masürü, Adem, Öysöz devre arasında futbolcumuz Mesut İlhan'ı bacağından bıçaklamış. Mağdur olduğumuz halde TFF nezdinde suçlu konumunda yer aldık. TFF gerekçesine göre temsilci, hakem ve dördüncü hakem raporları doğrultusunda futbol müsabakasının oynanabilmesi için eşit şartların oluşmadığı, Şırnak Spor için yeterli güvenlik alınmadığı bildirilmiş. Ancak söz konusu dördüncü hakem, maçın orta hakemi ve temsilcinin raporlarında yeteri kadar güvenlik önleminin olduğu sabittir. Yine temsilci raporunda 1500 kişilik statta 200 resmi polisin görev aldığı, saha dışında ise özel harekat ve askeri birliklerin Şırnak kafilesinin ilçe sınırına girmesinden itibaren Çevik Kuvvet Polisi'nin yol güzergahına yerleştirilmiş olduğu temsilci raporunda belirtilmiştir. Orta hakemin sunduğu ek ayrıntı raporda müsabakanın devre arasında temsilci ve emniyet müdürünün yaptığı görüşmenin ardından gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı tespit edilmiştir. Ona rağmen Şırnak Spor maça çıkmadığından maç tatil edilmiştir. Dördüncü hakem raporunda gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra Şırnak Spor sahaya davet edildikten sonra can güvenliğini bahane ederek, bakın özellikle dördüncü hakemin raporunda Şırnak Spor'un can güvenliğini bahane ederek maça çıkmadığı tespit edilmiştir. Mevcut tutanaklar temsilci ve hakem raporları özetinde güvenlik önleminin alındığı, Şırnak Spor'un maça hakemleri, temsilci, gözlemci ve güvenlik komisyon kararını hiçe sayarak keyfi davranmak suretiyle oynanmayan bir maçı TFF'nin kararıyla kazanmıştır. Bütün kamuoyunun bildiği gibi maça zor şartlarda çıkan, maçtan bir gün önce 8 as futbolcusu kaçan, TFF'nin ara kararı uyarınca amatör takımdan çıkartılan lisanslarla maça 13 kişi ile çıkabilmiştir. Maç bir bir devam ederken, futbol oynanması için şartlar mevcut iken, rakip takımın sahaya çıkmaması sonucu müsabaka oynanmamıştır. Bu müsabaka, bundan sonraki oynanacak bütün müsabakalar için emsal teşkil edecektir. Bir yerde güvenliğin olduğunu, o yerin güvenlik kurumları mı tayin eder, yoksa rakip takımlar mı tayin eder? Bu tartışılması gereken bir konudur. Ülkemizde mağdur olan kulüplerle ilgili örnekler ve kararlar mevcuttur. Bartın Spor,
Olay tarihinde düşme potasında iken talihsiz bir olayla muhatap olmuş, TFF kararıyla ligde kalmıştır. Samsun Spor Malatya deplasmanına giderken kaza yapmış, mağduriyeti dolayısıyla ligde bırakılmıştır. Biz ise maçtan önce futbolcularımızın kaçmasından, maç içerisinde oyuncumuzun bıçaklanmasından ve müsabakanın bitmemiş olmasından dolayı mağduriyetimizi dile getirme fırsatımız olmadan TFF'nin kararıyla maçı hükmen kaybederek amatör lige düşürüldük. TFF'nin gerekçeli kararından sonra iddia edilen raporlar tanzim edilerek TFF Tahkim Kurulu'na başvurulmuş. Aynı kurul içerisinde farklı kararlar ortaya çıkmıştır. TFF cesinden 3 puanımız Tahkim Kurulu tarafından oy birliğiyle iade edilmiştir. Hükmen mağlubiyetimizin kararı ise oy çokluğuyla tescil edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Lehimize olmasına rağmen maçın oynanmaması için hiçbir olumsuz şartın olmadığını hakem temsilci ve gözlemcinin raporlarına rağmen bizim küme düşürülmemiz gençlik üzerinde hakka ve hukuka olan güveni büyük bir ölçüde sarsmıştır.